Evet arkadaşlar, bal hareketle ilgili sorularımızı çözüyoruz. Birinci sorudayız. Kuzeye doğru 8 metre bölü saniye hızla gitmekte olan K hareketlisi, doğuya doğru 8 metre bölü saniye hızla gitmekte olan L'yi ve batıya doğru 6 metre bölü saniye hızla gitmekte olan M hareketlilerini nasıl gidiyormuş gibi görür? Nasıl hareket ediyormuş gibi görür soruları, bağıl hareket soruları oluyor. Evet, burada K, L'ye bakıyor. Yani L'nin K'ya göre hızı. Gözlemci burada K arkadaşlar. Ya da M'nin K'ya göre hızı. Gözlemci yine K. K hareketlisi L'yi ve M'yi nasıl hareket ediyormuş gibi görüyor. Evet, bağıl hızı bulurken gözlenenin hızından gözlemcinin hızını çıkartacağız. Biliyorsunuz hız vektörel, biz de vektörel çıkartma işlemi yapacağız. Yalnız bunda iki tane yöntemimiz var. Birincisi bunların normal çıkartma işlemi yapmak, başlangıç noktalarını bir araya getirip gözlemciden yani çıkarılandan çıkana doğru bir ok çizmek. Gözlemcinin bittiği noktadan gözlenenin bittiği noktaya bir ok çizeceğiz. Evet, L vektörünü taşıyamadık. Diğer vektör gitti. Şöyle alalım. Evet, şimdi M'yi taşıdık. M'yi, evet, L'yi ve K'yı arkadaşlar bir araya getiriyorum ben. Şöyle büyüklüklerini de yaklaştırayım. Bir araya getirdikten sonra kim bakıyorsa ki burada K bakıyor idi. K'nın bittiği noktadan L'nin bittiği noktaya ok çizeceğim. Gözlemcinin gözünden demiştik. Gözlenenin gözüne bir ok çizeceğiz. Sonra K'nın bittiği noktadan K bir de M'ye bakıyordu. M'nin bittiği noktaya bir ok çizeceğiz. Evet, şimdi bu doğru. Bu doğru. K'nın L'yi izlediği hız vektörünün büyüklüğü oldu. Peki büyüklüğünü nasıl bulacağız bunun? Açı 90 derece olduğu için burası A 8, burası da 8 ise şu vektörün büyüklüğü 8 kök 2 metre bölü saniye olacak. Peki yönü nasıl? Güney doğuya doğru 8 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür K, L'yi. Peki K, M'yi nasıl görür? K, M'yi güney batıya doğru 6, 8, 10 yani 3, 4, 5 üçgeni özelliklerini hatırlıyorsunuz. 6, 8'i bunu da 10 olarak görür. Açı da 90 derece. Pisagor'dan çözüyoruz arkadaşlar. 6'nın karesi artı 8'in karesinin karekökünden 10 olarak çıktı. Evet, zannediyorum anladık. Ekstra biz LM'yi de nasıl görür? Onu da bakalım. İki vektörün başlangıç noktası bir aradaysa L'nin bittiği noktadan, gözlemcinin bittiği noktadan gözlenenin bittiği noktaya ok çizeceğiz. L'nin bittiği nokta burası. M'nin bittiği nokta da burası. Evet, o zaman diyoruz ki L, M'yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür. Hızın büyüklüğü de 8, 6 daha 14 metre bölü saniye olacak. Peki bize M, L'yi sorsaydı, evet gitgide abartıyoruz. M de L'yi M'nin bittiği noktada, bakın şuna dikkat edin, vektörün bittiği noktadan, hız vektörünün bittiği noktadan L'nin bittiği noktaya ok çizeceğiz. Bunda büyüklüğü yine nasıl olacak? 16 metre bölü değil 14 metre bölü saniye olacak. Evet, LM'yi batıya gidiyormuş gibi görüyor. Dikkat ediyoruz. M de L'yi doğuya gidiyormuş gibi görür arkadaşlar. Peki biz size ikinci bir yöntem olarak başka ne yapabilirdik? Gözlemcinin tersini alıp da toplayabilirdik bağıl hızı bulurken. Evet, şimdi geldik ikinci soruya. Güneye doğru 4 metre bölü saniye hızla gitmekte olan A hareketlisi B hareketlisini kuzeye doğuya doğru 5 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görüyor. Arkadaşlar bu bağıl hız. Evet, B hareketlisinin hızını bulun.
Şimdi de bağlı hızı biliyoruz. Gözlemcinin hızını biliyoruz. Gözlemenin hızını bizden isteniyor. Gözlemenin hızı bağlı hız ile gözlemcinin hızının arkadaşlar toplamına eşit olacak. Nasıl topluyoruz? Vektörel. Ucuca ekleyerek toplayabiliriz. Evet, burada A'nın hızı verilmiş 4 metre bölü saniye. Evet, gözlemcinin hızı 4. Gözlemcinin hızına bağı hızı eklediğim zaman, evet, gözlemin hızını bulabilirim. Evet, iki vektörün toplanmasını yapıyoruz. En baştakinin başladığı nokta, yani burada gözlemcinin başladığı noktadan bağı hızın bittiği noktayı çizilen bu doğru bana arkadaşlar gözlemenin hızını verecek. Gözlemenin hızının büyüklüğü arkadaşlar ne kadar olacak bakalım. Burası 4 ise açı 90 derece şöyle çizelim. Burası da bağıl hızında 5 olduğu zaten soruda verilmiş. 5 metre bölü saniye, evet, yazmak zor oluyor. 4, 5 ise o zaman V gözlemenin hızı, yani B'nin hızı ne kadar olacak arkadaşlar? 3 metre bölü saniye. Peki 3, 4, 5 üçgeninden. Peki yön ne tarafa doğru? Doğuya doğru. Evet, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.